1633 yılında İstanbul'da bulunsaydınız muhtemelen tüm Osmanlı halkının davetli olduğu, rengarenk havai fişeklerin patladığı bir eğlenceye tanıklık edecektiniz. Ancak günün en büyük gösterisi bu olacaktı. İnsanların şaşkın bakışları altında gökyüzüne yükselen şey, dünyada roketle uçan ilk insan olan Lagari Hasan Çelebi. İşte günümüzden neredeyse 400 yıl önce roketle uçtuğu rivayet edilen Lagari Hasan Çelebi'nin hikayesi. Lagari Hasan Çelebi'nin nerede ve ne zaman doğduğu net olarak bilinmiyor. Fakat hayatının büyük bölümünün İstanbul'da geçtiğini söyleyebiliriz. İsminde bulunan Lagari kelimesi çelimsiz, sıska ve zayıf anlamına gelmektedir. Bu yüzden Lagari Hasan Çelebi'nin öyle pek de yapılı bir vücuda sahip olmadığı tahmin ediliyor. Onun adının bugünlere gelmesini sağlayansa 1633 yılında yaptığı roketle uçuşu oldu. Aslında kendinden önce İbn Firnas gibi pek çok İslam alimi planör kanatlarla uçuş denemeleri yapmış ve havada süzülerek başarılı olmuşlardı. Ancak Lagari Hasan Çelebi çağının çok ötesine geçerek daha 1633 yılında roketle uçmuştu. Esasen tarihe detaylı olarak baktığımızda bu Osmanlı için çok da şaşılacak bir olay değil. Çünkü barut Osmanlı Devleti'nde hem ordu tarafında hem de eğlence aracı olarak Fatih Sultan Mehmet döneminden beri kullanılmaktaydı. Ordu tarafında Şahi gibi İstanbul'un surlarını delen devasa toplarda ve ayrıca ateşli silahlarda kullanılırken, eğlence tarafındaysa yine Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelerinin sünnet düğününde ilk kez havai fişek kullanımına rastlıyoruz. Ayrıca Osmanlılar barutun yanış hızını kontrol etme tekniğini de bulmuşlardı. Yani barutu kontrolsüz olarak ateşle buluşturup patlatmıyorlar, azar azar yakıp devamlı bir güç de üretebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde barutun kullanılmaya başlanılmasından neredeyse 200 yıl sonra bu patlayıcı maddeye merak salan Lagari Hasan Çelebi, barut hakkında bir takım çalışmalara başladı. Aklında barutun yanıcı ve itici gücünü kullanarak kendini göğe fırlatmak vardı. Çalışmalarını tamamladıktan sonra dönemin hükümdarı 4. Murat'ın huzuruna çıktı ve uçmak istediğini söyledi. 4. Murat'ın o sıralarda Kaya Sultan adında bir kızı doğmuş, bu sebeple bütün İstanbul halkının katılacağı büyük bir şenlik tertip ediliyordu. 4. Murat, Lagari Hasan Çelebi'nin isteğini kabul etti ve bu şenlik esnasında uçuş denemesini yapabileceğini söyledi. Lagari Hasan Çelebi hazırladığı düzeneğin etrafına 7 adet roket yerleştirmişti. Bu 7 adet roketin içinde ise 50 okka barut bulunuyordu ki bu da günümüz ağırlık sistemiyle 64 kilogram etmektedir. Nitekim Lagari Hasan Çelebi şenlikler başladığında tüm saray erkanı ve halkın önünde Sarayburnu kıyısında roketini hazırladı. Ardından Sultan 4. Murat'ın yanına gelerek Evliya Çelebi'nin yazdıklarına göre aynen şunları söyledi. "Padişahım, seni Hüda'ya ısmarladım. İsa peygamberle konuşmaya gidiyorum." Ardından roketine bindi ve yardımcılarının fitili ateşlemesiyle ağır ağır gökyüzüne yükseldi. 20 saniye gibi bir süre gökyüzünde kalıp 200-300 metre yüksekliğe ulaştığı söylenen Lagari Hasan Çelebi'nin barutu kalmayıp roketlerinin bitmesiyle aşağı düşerken önceden planladığı planör benzeri kanatlarını açarak denize yumuşak bir düşüş gerçekleştirdiği yazılmıştır. Daha sonra Sultan 4. Murat'ın huzuruna tekrar çıkan Lagari Hasan Çelebi yine Evliya Çelebi'nin aktardıklarına göre "Padişahım, İsa peygamber size selam etti" diyerek şaka yapmış ve sert mizacıyla tanınan Sultan 4. Murat'ı güldürmeyi başarmıştır. Esprili mizacını ve çabalarını takdir eden Sultan Murat Han, kendisini bir kese altınla ödüllendirmiş ve orduda sipahi olarak görevlendirmiştir. Fakat maalesef ki bu olayda pek mutlu bitmedi. Lagari Hasan Çelebi, Sultan 4. Murat'ın takdirini kazansa da devletin ileri gelenleri ve halk, "Allah uçmamızı isteseydi bizi kanatla yaratırdı" diyerek bu uçuş deneyimini Allah'a şirk koşma ve bir kıyamet alameti olarak görmüş, böylece İstanbul'da büyük bir huzursuzluk meydana gelmişti.
Tüm bu tepkilerden sonra Lagari Hasan Çelebi gözden ırak olması için Kırım'a sürgüne gönderilmiştir. Yani bir bakıma kendisinden önce Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçtuğu rivayet edilen Hazerfen Ahmet Çelebi ile aynı sonu paylaşmıştır. Kırım'da Selamet Girayhan'ın hizmetine giren Lagari Hasan Çelebi, bu topraklara bir daha gelemeden Kırım'da vefat etmiştir. Ve ne tesadüftür ki, dünya üzerinde daha sonra yapılan ilk modern roket çalışmaları Hasan Çelebi'nin sürgüne gönderildiği Kırım topraklarında gerçekleştirilmiştir. Lakin belirtmek gerekir ki Lagari Hasan Çelebi'nin yaptığı bu uçuşun tek yazılı kaynağı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin bazı olayları abartarak yazması ise bu uçuşun bilim dünyası tarafından sorgulanmasına yol açmıştır. Bu yüzden Lagari Hasan Çelebi'nin yaptığı bu uçuş kimi çevrelerce kabul edilirken, kimileri ise bu olayın palavra olduğunu söylemektedir. Lagari Hasan Çelebi'nin uçuşu Discovery Channel'da yayınlanan ve tarihi efsaneleri test eden bir program olan Mythbusters isimli programda test edilmiş, onun roketine benzer bir maket hazırlanarak altında patlayıcılar patlatılmış, maket 30 metre havalandıktan sonra yere çakılmıştır. Yani bu uçuşun yalan olabileceği sonucuna varılmıştır. Ancak Hava Harp Okulu'nun sitesinde ise uçuşun böyle gerçekleşmediği, roketin altındaki barutların bomba gibi birden patlamadığı, aksine Osmanlıların öğrendiği teknikle yavaş yavaş ateşlenerek rokete itici güç sağladığı, bu şekilde yavaşça kalkış yaptıktan sonra 15-20 saniye barutu bitene kadar havalandığı, sonra düşüşe geçtiği yazılmıştır. Ayrıca 1986 yılında Houston Chronicle isimli gazetede "Türkler 1633 yılında fırlatılan insanlı roketi arıyor" başlıklı bir haber yayınlanmış. Haberde Türkiye'den bir müzenin bir Norveç firmasına roketin enkazının bulunması için başvurduğu anlatılmış. Roket enkazının yaklaşık 28 metre derinlikte ve kıyıdan çok fazla uzak olmadığı ifade edilmiştir. Ancak daha sonrasında Boğaz'da su altında herhangi bir arama faaliyetinin yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Lagari Hasan Çelebi'nin uçuşunun resmedildiği 17. yüzyılda yapılan bu resmin ise kaynağı kesin olarak belli olmasa da, o gün orada bulunan Avrupalı bir elçi tarafından çizildiği rivayet ediliyor. Kısacası, konu hala gizemini korumaya devam ediyor.